Merhaba arkadaşlar, Jabil OpenCV dersimizin 3. videosuna hoş geldiniz. Bu videoda madde listesini, piksellerin kanallarını, piksel değiştirmeyi ve resim kaydetmeyi göreceğiz. Matın resimleri madde şeklinde tutan bir veri tipi olduğunu söylemiştik. Satır ve sütun şeklinde tutulan her bir pikselin 3 boyutlu bir renk uzayı vardı. Bu renk uzayları double türünde bir dizide tutuluyordu. Şimdi bu resimlerin nasıl tutulduğunu somut bir şekilde görelim. Burada resmin nasıl tutulduğunu daha somut bir şekilde görmekteyiz. Burada genişlik ve uzunluk değerlerine göre bir matris oluşturuluyor. Bu matriste pikseller numaralandırılmış resmin piksel sayısına göre. Bu piksellerde de RGB değerleri var. Yalnız RGB değerlerinin tersine tutulduğunu dikkat edin. Burada BGR tarzında gidiliyor. Yani bizim burada okuduğumuz değerler aslında BGR tarzında gidiliyor. Geçen derste okuduğumuz bu piksel değerleri. Şimdi piksellerin kanallarını piksel değiştirmeyi ve resim kaydetmeyi görmek için bir OpenCV projesi oluşturalım. Buradan Color Source imgesine tıklayıp Show Application'ı seçip Next diyorum. Buraya OpenCV 03 diyelim. Projemiz oluştu. Şuradaki gereksiz kod satırlarını siliyorum. Geçen iki derste nasıl bir proje oluşacağını göstermiştim. Burada hızlı bir şekilde yapıyorum şimdi. Libraries kısmından add library diyorum. OpenCV kütüphanemi ekliyorum. Ardından projeme sağ tıklayıp Properties kısmına gelip RAM bölümünden %d java.library path eşittir. Nereye kurmuşsak artık OpenCV'yi oradaki DLL'i göstermemiz lazım. Build java x64 diyerek DLL'imi gösterdim. Ardından bu oluşturduğum bir yere yüklemek için system.loadLibrary core.nativeLibraryName diyerek projem şu an kullanıma hazır. Şimdi bir metin sesi oluşturup bir resim okuyalım. Üzerine gelip Alt Enter yapıp Enter'a tekrardan basarsam burada import edildiğini göreceğim. Imcodex adlı bir class'ımız vardı. Biz bu class üzerinden imread komutuyla resim okuyorduk. Ben burada daha önceden bir resmim vardı şurada. 3 nokta çıplak attı. Bunu okuyacağım şu an. Şimdi oluşturduğumuz metne sesini bu okuduğumuz resmine atıldıktan sonra artık resmimiz burada tutuluyor. Şimdi geçen ders bir resmin uzunluğunu ve genişliğini okumayı öğrenmiştik. Bu derste ise kanal sayısını okumayı öğreneceğiz. Kanal demek bir pikselin renk tipini belirleyen özelliktir. Kanal sayısı ise bir piksel üzerindeki kanalların sayısını ifade ediyor. Biz kanalların sayısını okumak için resmin ismi verip channels dememiz yeterli. Ctrl'ye basıp bu channels metodunun üzerine gelirsek bize integer türünde bir değişken değer gönderdiğini görüyoruz. Bu değer de zaten bizim kanal sayımız. O yüzden bu değeri tutmak için kanal sayısı adlı bir değişken oluşturuyorum. Artık kanal sayısını tuttum. Şimdi bunu yazdıralım. Gördüğünüz gibi bu resmin kanal sayısı 3'müş. Şimdi bir resmin nasıl piksellerin değiştirileceğini öğrenelim. Geçen ders sadece piksellerin değerini okumayı göstermiştim. Gördüğünüz gibi bu projede sadece okumuştuk bu piksel değerlerini. Şimdi ise bu piksel değerlerine hafif bir ekleme çıkan işlemi yapacağız. Şimdi iç içeki for döngüsü oluşturalım. Birinci for döngümüz satır sayısına kadar. İkinci for döngümüz ise metne sesinin sütun sayısına kadar devam edecek. Şimdi double dizisinde tutulduğunu söylemiştim bu renk uzaylarının. Bu renk uzaylarını almak için de get metodumuz vardı. Buraya satır ve sütunu belirtirsek oradaki pikselin renk uzayını almış olacaktık. Şimdi bir deneme amaçlı bu renk uzaylarını bir görelim ekranda. Çalıştıralım programımızı.
Gördüğünüz gibi burada renk üzerinden yazıyor. Şimdi biz mesela şöyle bir şey yapalım. Burada bir ciğer tarzında gidiyordu. Bu bir yani bulu kısmındaki değerlerin hepsine bir 20 sayısını ekleyip bunun bir çıktısına bakıp şimdi şu satırı siliyorum. Buradaki ilk array renk üzerinden ilk değeri bizim bulu değerimiz oluyordu. Bu ilk değeri için 0 yazıyorum buraya. Sonra ardından kendisi artı 20 veya 50 diyeyim. Daha belirgin bir değişiklik olsun. Bu artık renk üzerini değiştirdikten sonra atama işlemi yapmak için put diye bir metodumuz var. Put metodu da şöyle çalışıyor. Metresesin ismini yazıyorsunuz. Sonra ardından put diyorsunuz. Satır ve yerleştireceğiniz satır ve sütunu belirttikten sonra eklemek istediğiniz array dizisini, renk uzayı dizisini veriyorsunuz. Biz direkt bu array renk uzayı üzerine değişiklik yaptıktan sonra buraya yazarsak artık bu ilk değerin 50 fazlasını artık in1 nesnesi üzerine tekrar yazacak. Şimdi bu yazma işlemini, atama işlemini yaptıktan sonra bunu kaydetmemiz lazım. Kaydetmek için de yine imcodex class'ını kullanarak imwrite metodunu seçiyoruz. Burada imwrite metodunu seçtikten sonra ismini vermemiz lazım. Dosyanın yolunu ve ismini vermemiz lazım. Ben burada 3 output diyeyim. Hangi metne sesini kaydetmemizi burada belirtiyoruz. Mesela biz burada in1 nesnesi üzerine değişiklik yapmıştık. Ardından hangi nesneye kaydedeceğimizi yazarken de in1 nesnesinin ismini veriyoruz. Artık in1 nesnesimiz bu belirtilen adresi edilmiş olacak. Şimdi çalıştıralım programımızı. Şu günü şuraya açayım. Şurada gördüğünüz gibi sadece 3 tane var. Çalıştırırsam burada output diye bir yer geldi. Şunları sileyim. Gördüğünüz gibi resim birazcık daha mavi tonlarına çalmış. Yani burada değiştiğini görebiliyorsunuzdur bariz bir şekilde. Sonraki derslerde görüşmek üzere arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadar. Kolay gelsin.